Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün şu sorunun yanıtını arıyorum sizlerle birlikte. iPhone 13 256 GB mı yoksa iPhone 14 128 GB mı? Bu arada şunu söyleyeyim. Bu videoyu üçüncüye çekiyorum. Bir kere çektim. Mikrofonumu açmayı unutmuşum. Şurada bir... Şöyle vurayım, mikrofonum var. Onu açmayı unutmuşum. İkinci çektiğimde ise Apple fiyatlara zam yaptı. iPhone 14'ün fiyatı zamlandı. O yüzden bazı şeyler hatalı oldu. O hataları da düzeltmek video içinde pek mümkün olmayacağı için ben de yeniden çekmeye karar verdim. Peki bu videoyu neden çekiyorum? Onu özellikle söylemek isterim. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Ben iPhone 14 ile ilgili bir video çekmiştim. Hangi özellikler olacak gibisinden olası özellikleri anlatan bir video çekmiştim. O videoya çok fazla yorum gelmişti. Özellikler belli olduktan sonra özellikle. iPhone 13 iPhone 14 mi diye. Daha sonra iPhone 13 mu iPhone 14 mi diye ikinci bir video çektim. O videonun altına da iPhone 13 256 GB mı yoksa iPhone 14 128 GB mı sorusu geldi ki yakın zamana kadar yani 17 Ocak tarihine kadar ikisinin fiyatı birbirine çok yakındı. Ne kadar yakındı? Mesela ben eski bir ekran görüntüsü şimdi göstereceğim size. iPhone 13'ün 256 GB olan sürümü 30.599 TL iken iPhone 14'ün 128 GB'lık sürümünün fiyatı 30.999 TL'di. Yani arada 400 TL fark vardı. Ama iPhone 14'de zam geldi. iPhone 13 fiyatı değişmedi bu arada. O da enteresan bir detay. iPhone 13 256 GB hala 30.599 TL iken iPhone 14'ün 128 GB'lık sürümünün fiyatı ise 32.999 TL oldu. Yani 2.400 TL'lik bir fark oluşmuş durumda arkadaşlar. İki telefonun özelliklerine bakacak olursak aslında iki telefon birbirine çok yakın özelliklere sahip. Ben onunla ilgili hazırladığım videoda bir tabloda paylaşmıştım o tabloyu. Yine ekranı vereyim sizlere. Ekranda kırmızı renkte görüyorsunuz zaten farklılıklarını. Çok büyük bir farklılık yok. İşlemci iPhone 13 Pro'da kullanılan işlemci var. Yine A15 Bionic ama işlemcinin iPhone 13 Pro'daki biraz daha farklıydı. Belli çekirdek anlamında falan bir ufak tefek farklılıkları var. RAM tarafında farklılık vardı. Birinde 4 GB diğerinde 6 GB RAM var. Yani iPhone 14'te 6 GB var. Hem ön ve hem arka kameranın bazı özellikleri değiştirilmiş durumda. Yani diyaframı değişmiş durumda. Prim de biraz arttırılmış durumda. Ağırlık ve tabii ki fiyat da farklıydı. Hangisini tercih edeceğiz? Şimdi burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Sizin fotoğraf, video ve diğer bilgilerinizin ne kadar yer kapladığı önemli. Çok farklı tabii kullanıcı tipleri var. Nedir? Mesela bazı kullanıcılar var. Yani belki aramızda bu videoyu izlerken evet ben öyleyim diyecekler de çıkacaktır diye düşünüyorum. Bazı kullanıcılar bütün datalarını telefonda tutuyorlar. Yani diyelim ki 10 yıldır iPhone kullanıyorsanız her bir yeni model aldığınızda bütün verilerinizi bir sonrakine aktardınız, bir sonrakine aktardınız. Böyle böyle büyüyen bir veri tabanınız var. Yani veri tabanından kastettiğim şey şu. Çektiğiniz fotoğraflar, videolarınız, uygulamalarınızın içindeki bilgileri mesela WhatsApp'ta çok fazla mesaj yazıyorsunuz onları bir şekilde kaydediyor. Telefonu bir kısmını en azından. Ayarlamazsanız tamamını kaydediyor. Bunlar da yer kaplayacaktır. Eğer böyle biriyseniz tabii ki bir süre sonra bu rakam giderek büyüyor. Normal şartlarda benim etrafımda gördüğüm genelde ortalama bir kullanıcı 64 GB'lık bir depolama alanı yetiyor. Ama bu söylediğim tarzda bir kullanıcı için muhtemelen 64 GB yetmeyecektir. Benim önerim böyle bir tercih yapacaksanız eğer elinizdeki iPhone'daki dokümanlarınızın ne kadar yer kapladığını bir bakın. Zaten görebiliyorsunuz bunu ayarlarda. Oraya girip baktığınız zaman ha diyeceksiniz ki işte benimki 50 GB, 60 GB. Ha, o zaman ben işte 128 alayım. Ya da 100 GB, 80 GB gibi büyük rakamlarsa o zaman belki biraz daha büyüğünü almanız daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kullandıkça bu rakam biraz daha artacak. Ama tabii benim önerim ve ideal olan şey şudur arkadaşlar. Bütün verileri bir telefonda tutmak çok mantıklı değil. Bilgisayarı yedeklemek, mümkünse iCloud'a yedeklemek gibi çözümleri de kullanmanızı ben öneriyorum. Ama bunu yapmadıysanız da eğer telefon tercihinde bulunacaksanız daha yüksek kapasiteli ama bir önceki nesil almak daha mantıklı olacaktır. Fakat verileriniz çok yer kaplamıyorsa ve 128 GB sizin için yeterli olacaksa bence yeni nesili almak daha mantıklı olacaktır. Burada belirleyici şey şu olacak. Hani yenisi ya da eskisinden ziyade sizin telefonunuzun üzerinde bulunan verilerin ne kadar yer kapladığı. Buna bakacaksınız ve buna göre bir karar vereceksiniz arkadaşlar. Ya da eğer çok yer kaplıyorsa ama yeni nesilde almak istiyorsanız o verilerinizin bir kısmını yedekledikten sonra ne yapacaksınız? Sileceksiniz telefonunuzdan ve telefonunuzda birazcık yerde açmış olacaksınız. Bu depolama konusunda en çok yer kaplayan şeyler tabii ki videolar, fotoğraflar ve aynı zamanda uygulamaların da bir kullandığı alan oluyor. Uygulamadan uygulama değişmekle beraber. Örneğin WhatsApp oldukça ciddi bir alan kullanabiliyor arkadaşlar. Eğer bütün verileri telefonunuza kaydederseniz. O bakımdan bunlara baktıktan sonra karar vermek en doğrusu olacaktır. Öteki türlü biraz ezber konuşur olurum ben. Bu konularda çok ezber konuşmayı seven birisi değilim. Onun da altını özellikle çizeyim.
Bu arada iPhone 13 ve iPhone 14 ile ilgili söylediğim rakamlar Apple'ın kendi verdiği resmi rakamlar. Piyasada 500 lira, 1000 lira daha ucuza da bulmanız mümkün olabiliyor satıcıdan satıcıya değişmekle beraber arkadaşlar. Sizin de bu konuyla ilgili düşünceleriniz olabilir. Yorumlar kısmında yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hem bana hem de bu videoyu izleyen diğer arkadaşlara fikir vermiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Neden önemli? Rakam ne kadar büyük olursa ben de o rakamla övünüyorum ve işte markalardan bir şey alırken ya da bu alanda yatırım yaparken bu rakam benim için çok önemli oluyor ve motive edici oluyor. Bu konudaki desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Bu tarz böyle teknolojiyle ilgili içerikleri hem Twitter, hem Instagram, hem TikTok, hem de Facebook gibi sosyal ağlarda paylaşıyorum. Hepsinin linkleri yine açıklamada mevcut. Tek bir tıkla oralardan bana abone olabilir ve beni oralarda da takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.